Sayın Perinçek, neden S-300 kullanan ülkelerle sorun olmuyor da Türkiye S-400 alınca sorun oluyor? Siz nasıl açıklayabilirsiniz ya da tanımlarsınız? Benim çünkü Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezinde bulunduğu ittifakın içinde düşman olarak tanımlanıyor. Düşman Yani olarak birisi tanımlanıyor. düşman, birisi müttefik. Düşman olarak tanımlanıyor. Bakın bütün tanımlar öyle. Amerika Türkiye'yi yanına çekmek istiyor. Doğru. Ama Türkiye'yi Amerika nasıl yanına çekmek istiyor? Türkiye'nin hükümetini devirerek, Ankara'yı ele geçirerek. Yani Amerika bir tahlil yapmış. O tahlile göre bu Brookings Enstitüsü'nün son raporunda da yansımış bu. Amerika'nın analizi şu. Türkiye'nin çıkarları 2000 yılının başında CİA'nın yayınladığı 21. Yüzyıl Perspektifleri raporundan başlayarak Amerika'nın analizi şu. Türkiye'nin çıkarları Asya'da. O zaman bu Asya'ya giden Türkiye'yi nasıl çelmeleriz? Gelin ilk önce bir Avrupa kapısına bağlayalım. Bunu açıkça itiraf ettiler o aday üyelik süreci içerisinde. Avrupa kapısında çarmıha gerelim. Orada kontrol altına alalım. Ne Avrupa'ya girebilsin ne elimizden kaçabilsin. Bir süre bu politikayı izlediler. Şimdi gelinen noktada baktılar ki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için komşularıyla, Rusya ile, Asya ülkeleriyle bir beraberlik kurmaya başladı. Bu durumda da Amerika Birleşik Devletleri'nde raporlar, peş peşe derin devlet raporları gelmeye başladı. O raporlarda da ne var? Tayyip Erdoğan hükümetini devirme diye aynen bu kelimelerle. Yani Ertuğrul Nezaket falan da ya bunlar gizli raporlar değil, ilan edilen, yayınlanan raporlar. Tayyip Erdoğan hükümetini devireceğiz diyor. Yani devirerek. Bakın en son Brookings Bu Enstitüsü'nün açıklamaları bir raporundan müttefik okuyorum. yapmaz mı Çok. demek istiyorsunuz Sayın Perinçek? Yapar mı? Şimdi biraz evvel Sayın Komutanım çok anlamlı bir cümle söyledi. Sayın Karakuş Komutanımız dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bizim savunma sanayimizi kurmamızı baltalıyor. Kim baltalar? Müttefikinizin savunma sanayi, senin Yunanistan'ın savunma sanayisini kurmasını baltalıyor mu? Veya hatta diyor ki Fransa'ya, Almanya'ya, Yunanistan'a savunma için diyor benim sırtımda yük olmaktan çıkın, kaynak ayırın, yeter artık diyor. Savunma sanayinizi geliştirin diyor. Türkiye ise diyor ki savunma sanayini geliştirmeyeceksin. Ya bunu kim söyler? Türkiye'ye karşı kötü niyetleri olan, düşmanca niyetleri olan söyler. Zaten her şey açık. Dede Ağaç, Girit, ondan sonra Güney Kıbrıs etrafımıza şey yapması, Suriye'nin kuzeyindeki, Irak'ın kuzeyindeki yığınakları, Kafkaslar'daki politikaları ve Ukrayna'yı Türkiye'ye karşı Ukrayna'yı desteklemesi, Türk akımını Ukrayna ile birlikte engelleme şeyleri, anlaşmaları yapmaları. Yani Karadeniz'den başlayalım, inelim Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, hatta Libya, Suriye ve Irak'ın kuzeyinden geçelim. Hürmüz Boğazı'na kadar ki bütün cephede Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin karşısında. Bakın bizim için çok öğretici. Brookings Enstitüsü'nün son raporu Batı ile bağların yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümeti karar verecek. Yani bugünkü hükümet diyor değil diyor. Yani onunla beraber sorunlarımı çözemem diyor Amerika. Yeni bir hükümetten bahsediyor. O zamana kadar yani Türkiye'de Amerika kendisine uygun bir hükümet kurana kadar Washington'un önündeki zorluk bunu görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır. Yani Türkçe söyleyelim. Bizim Türkiye'de Tayyip Erdoğan hükümetini devirip yeni bir hükümet kurmamız lazım. Ve bunu darbeyle değil de seçimle yapacağız diyor. O öbür raporlarda da aynı söylüyor. Çünkü darbede başarısız oldular. Ama o zamana kadar bir zorluğumuz var diyor. Bu mevcut hükümetle ne yapacağız diyor. Ona da baskı yapacağız diyor. Yani bu hükümete baskı yapacağız. Bu hükümeti devireceğiz. Ondan sonra kurulan hükümetle de sayın konuşmacıların biraz evvel belirttiği gibi yanımıza çekeceğiz. Yani mevcut hükümeti ikna ederek değil, bu hükümeti devirip Ankara'da Washington'a uygun bir hükümet kurarak politikalarımızı yürüteceğiz diyor. Bakın bizim sorumuz şu. Ya burada da bugün konuşalım. Batı İttifakı bizi hangi tehdide karşı koruyor? Hangi tehdide Batı karşı İttifakı'ndan koruyor? söz ediyoruz. Tırnak